Evet arkadaşlar, hepinize öncelikle merhaba. Videoya hoş geldiniz. Şu anda size GTA 5 Roleplay Server'ını anlatacağım. Burası şu anda VFJ'nin, yani bizlerin kendi server'ı. Şöyle göstereyim size istiyorsanız. Bu modlu araç şu an bende bulunan. Server'daki modlu araçları da size göstereceğim. Fazla uzatmadan istiyorsanız haritadan şöyle size yeri göstermeye başlayayım. Şurası arkadaşlar Server'da mekanik. Yani Los Santos Customers olarak gözüküyor. Fakat burada aracınızı gidip modifiyesini yapabiliyorsunuz. Onun dışında şurada İşkur binası var. İşkur binasından gidip işinizi alıp işinize başlayabiliyorsunuz. 15-20K'ya kadar kazancınız olabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi met satış yeri. Şuralarda Afyon vesaire. Haritanın belli başlı bölgelerinde zaten bu var. Şurada atıyorum. Şurada Afyon bölgeleri var. İsterseniz şu şekilde de vid işleme yapabiliyorsunuz. Haritanın belli başlı bölgelerinde illegal satışlar da var. Belli başlı yerlerde paranızı yatırabileceğiniz veya soyabileceğiniz bankalar bulunuyor. Fakat server'da belli bir polis sayısına ihtiyaç duyuluyor. Şuralarda araç spam yerleri. Bu kırmızı araç yerlerine giderek de aldığınız aracı indirebiliyorsunuz. Şu beyaz yerlerden de aracınızı satın alabilirsiniz. Şuradan da ehliyet kursu var. Sürücü kursu. Sürücü kursuna giderek de ehliyetinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da zaten gördüğünüz üzere satılan evler vesaire görebilirsiniz. Şimdi ben fazla şey yapmadan M harfine basarak beyler. Bakın M tuşuna basarak aracın şuradan kapısını kilitliyorum. Şuradan tekrardan açıyorum ve şuradan da aracımı çalıştırıyorum. Buradan işte kapılarını vesaire. Buradan hood kısmından önü açıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Aracınızı modifiye ettikten sonra buradan da aracınızı save vehicle diyerek aracınızın modifiyesini kaydedebilirsiniz. Fazla şey yapmamak için şu an zaten server'da kimse yok şu anda. Bu saatlerde server boş oluyor. Boş saatte video çekmek istedim. Rahat olmak için. Kırmızılarda geçeceğim arkadaşlar. İlk başta size şu modlu araçları bir göstereyim. Modlu araçların olduğu kısma ilerleyelim. Şurada. Araç satın alma kısmına gidelim. Bu uygulamayı indirmek için arkadaşlar, zamanında aranızda belki vardır, videoyu izleyen veya izleyecek olan arkadaşlar bilirler, GTA San Andreas Multi oynarken Meta diye bir uygulama vardı, ekstra indirdiğiniz. Bunda Meta'nın GTA 5 versiyonu gibi düşünün. Bu da FiveM. FiveM'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Video altına açıklamasında yazarım FiveM'in sitesini. İndiriyorsunuz ve arama kısmına TR parantez içinde TR yazıyorsunuz. Onu da videonun açıklama kısmını yazarım. Onu yazdığınız andan itibaren, evet şöyle donatlamalar yaşıyorum şu an. Onu yazdığınızdan itibaren bizim server'ı göreceksiniz arkadaşlar. Zaten Türk server'ı olarak. Birazcık donuyoruz ama. Evet arkadaşlar, modlu araçlar en alt kısım. Gördüğünüz üzere şuradaki VFJ motor kısmından şöyle sağ tıklaya basarak BMW M2, BMW M2, M4, şöyle Porsche Cayenne, Range Rover, şöyle zaten sıra sıra söylememe gerek yok, siz zaten görüyorsunuz. Şöyle Mercedes olarak modlu araçlarımız var. Daha fazla modlu araç tabii ki de gelecek. Arkadaşlar modlu araçlar gelene kadar şu anlık modlu araçlarımız bu kadar. Fiyatları modlu araçların bazılarının düşük. Lüks araçlarınkisi de birazcık yüksek. Onun için de server'a emek vermeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. İşkur binasına gideceğim arkadaşlar. Size alabileceğiniz işleri göstereceğim. Ben şu anda polisim. Bu arada
Şunu da şöyle düşünün. Arma 3 gibi. Polis, doktor ve asker. Şu anda asker tabii yok. Onun yerine şu anda polis özel harekat getirdik. Polise özel harekata ve doktor alımlarını biz yapıyoruz arkadaşlar. Onun dışında işkurdan seçilemiyor bu meslekler. Seçilebilen meslekleri şimdi size işkur binasından göstereceğim. Onun dışında server'da taksicilik de var. Taksiciliği söylemeyi de unuttum sizlere. Şöyle, isterseniz işsiz, isterseniz kasap, balıkçı, madenci, oduncu, rafinerci, terzi, taksi, mekanik ustası veya tırcı olabilirsiniz. Mekanik ustası olduğunuzda araçları işte tamir ediyorsunuz. F1'de bakın şöyle göstereyim. Diğer işlerde öyle değil. Fakat mekanik ustası ve takside şuradan F1'e basıyorsunuz. Mesela polis. Polisi aramak istiyorsunuz. Şuraya yazıyorsunuz ki mesela acil polis. Ben şu an polisim, tamam mı? Eğer telefon numaranız şuradaki kısım bakın 82 784. Bu benim telefon numaram. Şuraya bastığınızda telefon numaranız gizlenerek kişiye mesaj atılıyor. Yani şuraya da bastığınızda tekrardan açılıyor. Mesela bir mesaj atayım. Bakın alert polis. Açtığımda şöyle kapatayım. Açtığımda haritada bir işaret çıkıyor. Şöyle yapayım hatta. Bakın şimdi polisi aradım. Sanırım basamadım. Neyse polisi atıyorum bu bölgeden aradım. Fakat ben işte haritanın şurasındayım, tamam mı? Otomatikman E'ye bastığımda şurayı işaretliyor. E'ye bastığımda işaretliyor ve GPS yani otomatikman GPS çıkıyor. Sizi nereye hani çağrıldığınızı. Aynı şekilde taksi için de aynı. Mekanik için de aynı arkadaşlar. F1'de telefon menüsü var. Buradan arkadaşınızı şuradan yeni işte isim yazıp buradan da hashtag yazmıyorsunuz. Mesela 82 784 yazarak buradan yeşil kısma basarak arkadaşınızı ekleyebilirsiniz. İşte bende birkaç kişi var. Otticler işte Emre var, Ahmet var, Hilmi var, Wish var falan da filan da. Server'daki birkaç kişi var. Artık nasıl rol yapacaksanız oradan yapabilirsiniz. Chat kısmı var burada. T harfine bas. Chat kısmı açıp Enter'la mesajınızı gönderebilirsiniz. Chat kısmı rol dışıdır. Aynı zamanda N harfine basarak da oyun içinden konuşabilirsiniz. Oyun içinden konuştuğunuzda da şöyle gördüğünüz üzere zaten adamın ağzı kıpırdıyor. Buradan rolünüzü yapabilirsiniz. Ayarları da göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra şu voice chat kısmından bakın ayarlar şu şekilde olacak. Buradan kendinize göre ayarlarınızı yaparsınız arkadaşlar. Sizler için öğretici bir video olmuştur. Hani bu hem server'ın tanıtım amacıyla hem de server'da nasıl iş yapacaksınız, neyi nerede nasıl yapacaksınız, onların tanıtım amacıyla çektiğim bir videodur. Son olarak da şunu da söyleyeyim. Çok bunu soran oluyor bana veya Emre'ye. İşkur'dan aldığınız zaman herhangi bir işe, abi diyorlar işte nerede yaparım, nasıl yapalım, nasıl yaparım, nasıl giderim, kasapçılık nasıl yapılır, balıkçılık nasıl yapılır. İşe aldığınızda arkadaşlar, mesela ben ESC'ye bak istiyorum. Bakın benim polis merkezim burada mavi olarak gözüküyor. Herkes de beyaz gözükür ama ben de mavi polis olduğum için. Sizde de haritanın mesela tırcı olduğunuz haritanın belli başlı bölgelerinde size işaretli yerler oluyor. Aynı taksicilik gibi. Mesela burada taksi şu an otomatik işaretli fakat siz tırcı olduğunuzda size nerede neyi nasıl yapacağınız haritada otomatikman işaretli olarak çıkıyor. Haritaya bakarsanız da harita size her türlü açıklamayı yapacaktır arkadaşlar. Server'ın ismini, cismini, her şeyini, TS adresini aşağıya bırakacağım. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Like atarak bizleri üste taşıyabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Umarım server'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.